Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 6 Ekim 2024. Fenerbahçe sesiyle beraberiz dostlar. Fenerbahçe sesini yakın zamanda kanalımda incelemiştim. Daha sonrasında bugün ya da dün yorumlarda bir arkadaşımız tekrardan yorumlamamı istemiş Fenerbahçe ile ilgili olarak. Ben de arkadaşlara dönüş olmak dönüş olması açısından yeni bir analiz, yeni bir güncel analiz paylaşmak istedim dostlar. Sizler de kanalıma abone olarak bu şekilde paylaştığım hisselerle alakalı olarak alt tarafına yorum kısmına merak ettiğiniz hisseyi veya da e, genel itibariyle birçok hisse var kanalımda. E, sizin merak ettiğiniz hisse de olabilir. O hisseyle alakalı son videonun altına yorum olarak tekrardan yeni bir güncelleme videosu çeker misin şeklinde ya da yeni bir güncel video yayınlar mısın şeklinde yazarsanız ben en kısa sürede size dönüş yapmaya çalışıyorum. Günlük grafiğimiz açık dostlar. Fenerbahçe hissesi ile alakalı olarak ee, bir yükselen yönlü paralel kanal çizmişiz ve son günlükteki düşüşleri görüyorsunuz dostlar. Günlük grafiğimiz açık. Günlükteki düşüşler hisse 198 rakamını gördükten sonra aşağı doğru e, bir düşen trend görüntüsü var ve bu trend görüntüsünde herhangi bir bozulma odan, bol olmadan aşağı doğru e, düşüş yönü devam ediyor. Şurada yakın zamana hep beraber gelin bakalım. Biz en son 22 Eylül 2023'te bir inceleme videosu çekmişiz. Ondan sonra yeni bir video, yeni bir güncel video gelmemiş dostlar. Burada dostlar ben tepeleri referans alarak bir paralel kanal çizmiştim yükseliş yönlü ve alt baz noktamız bu noktaydı. Bu nokta 80.30 seviyesi. Burası önemli bir destek konumundaydı. İki kere bu noktadan dönüş görünüsü olmuştu hissede. Şimdi hissemizin gelmiş olduğu 105,5 desteğinin üstü 107 kapanışı e, ile ilgili yorumlamalarda bulunalım dostlar. Şimdi öncelikle şuradan kendimize bir dikdörtgen çizgisi alalım dostlar. Geçmişe baktığımızda hissemizin aynı bölgeden dönüş görüntüsü var geçmişte. Yine e, bu bölgeye geldiğimizde hissemizin cuma günkü kapanış seviyesi itibariyle daha öncesinde 16 Mayıs, 20 Mayıs, 22 Mayıs, 23 Mayıs Mayıs'ın sonlarına kadar, Haziran'ın başlarına kadar bu bölge destek olarak kullandığını bakın dostlar burada görüyoruz. Dolayısıyla bu seviye önemli bir seviye. Yine bakın burada da oyalanma bölgesi olmuş. Yine bakın burada oyalanma bölgesi olmuş. Burası destek konumunda şu anda. 107,1 kapanışına göre 105,5 desteğimiz bulunuyor. Bir altında 80,30. Daha sonrasında daha da aşağılarda 48,20. 9 desteklerimiz var. indikatörümüz sat sinyalinde dostlar. Negatif yönlü bilginiz olsun. Bakın burada bir sat sinyal görüntüsü almış aşağı yönlü olarak. Dirençler neler? Yükseliş yönlü. 125,3 direncimiz var. 139,2 153, 170 ve 198 Fibonacci direnç seviyelerimiz bulunuyor. Fenerbahçe hissesinin günlük grafiğinde. Bollinger Band bulutuna bakacak olursak muhtemelen bulutun alt kısmında. Evet bulutun alt kısmında günlük grafikte. Bulutu iki bölge olarak adlandırırsak genel itibariyle mavi ile kırmızı arasında bulunduğu bölgelerde yükseliş trendi e, olurken mavi ile yeşil bölge arasındaki e, dönemlerde düşüş trendi oluşmuş Bollinger Band geçmişinde. Burada da yine dostlar da görünüyor. E, Bollinger Bulut'un mavi ile yeşil bölgesi arasında ve e, alt yeşil çizgisine yakın sınırlarda kapanışlar gerçekleşiyor Fenerbahçe hissesi. Kapatalım. Üstel hareketli ortalamamız EMA'larımıza bakalım. EMA'lar hangi seviyede? Şöyle öncelikle 20 günlük görünürlüğünü beyaz yapayım. Herkes görsün açısından. Şimdi bakın 20 günlük EMA'ya baktığımızda 120 seviyesinde hisse fiyatının üstünde. Ee, yani bugünkü kapanış 121 olsaydı cuma günü kapanış EMA'nın 20 günlük kısa vadeli EMA'nın üstünde bir kapanış yapmış olacaktı. EMA fiyatlarının hisse ee, işte fiyatının altında olduğu dönemlerde bakın hep yükseliş trendi görüntüsü oluşmuş. EMA ne zaman kesmiş ve yukarı bölge üst hissenin üst bölgesine kendini atmış? 20 günlük için konuşalım dostlar. Genel itibariyle kısa vadede bir düşüş trendi görüntüsü oluşmuş. 50 günlük EMA'mız hangi seviyelerde? 130 seviyesinde daha da yukarılarda. Bakın burada direnç, direnç, direnç olarak çalışmış 50 günlük EMA. 100 günlüğümüze bakalım. 100 günlüğümüz arkadaşlar 131 seviyesinde. Uzun vadeli 200 günlüğümüze bakalım. 200 günlüğümüz ise 122.6 seviyesinde Fenerbahçe hissesinde. Makt indikatörümüzü tekrardan şöyle grafikleri atalım. Grafimizi 4 saatli alalım. Daha detaylı bir görüntü karşımıza gelsin. Evet dostlar düşüşün görüntüsü burada göze çarpıyor. İndikatör olarak negatif bir şey söylemek doğru değil. Çünkü e, negatif bölgede mavi ve turuncu çizgi birleşmiş ayrılmamış dostlar. Alım veya satımla ilgili dönüşle ilgili bir görüntü sinyali yok 4 saatlik grafikte desteklerimiz 105,1 90,71 83,20 dirençlerimiz 116,4 125,3 131,6 137,8 145,5 158 170,5 arkadaşlar bunlar 4 saatlikteki Fibonacci dirençler. Burada Saatlik grafikte bir alım sinyali görüntüsü var bakın şurada negatif bölgede mavi çizgimiz turuncu çizgimizi kesmiş iki tane yeşil barımız oluşmuş bu bar boyları bu şekilde hacimli olursa arkadaşlar bu şekilde bir yükseliş görüntüsü oluşabilir yine aynı şekilde buradaki kadar yüksek hacim bar boyları bu şekilde bir yükselişi getirebilir bu yüzden takip etmek gerekiyor saatlik grafikleri. 111,6 direncimiz var. 116,8, 120,4, 123,9, 128,4 dirençlerimiz var. Desteklerimiz 105,1, 96,80 ve 92,47 olarak karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe Lisesi'nin saati grafinde. Evet dostlar sizlerden gelen istekler üzerine bir güncel analiz çekmek istedim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun. Sevinirim, mutlu olurum. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.